Rahatlat bizi ey Bilal, rahatlat bizi ey Bilal. 1400 yıl geçse de Efendimizin Bilal'e seslenişi hala kulaklarımızda. Nefsini ez, Rabbini an olan ezanın okunması sırasında saygı duyulmamasına şahit olduk. Kadın hakları diye toplanarak kadının değerini aşağıya düşürüp özgürlük adı altında ahlaksızlıklar yapıldı. Oysa ki peygamberimiz değil miydi kız çocuklarını baş tacı edip sırtında taşıyan? O değil miydi cennet annelerin ayakları altındadır diyen? Fakat kendini alçaltarak o fütursuzca çıkan, kendini kaybetmiş bir topluluğun çığlık sesleri cehennemin bir provası gibi geldi adeta bana. İnsanlığın manasını kaçırmış bir topluluk. Ne var ki ilk ezan okunduğunda onu dinlemeye dayanacak gücü olmayan, ondan köşe bucak saklanan bir isim vardı. Şeytan. Şeytan ezandan öylesine nefret ediyordu ki ezan okunduğunda ya bir yere kaçıyor ya da ezanı insanlar aracılığıyla susturmaya çalışıyordu. Peki susturabildi mi? Hayır. Milli marşımızda da geçen kıtaları hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ezana yapılan saygısızlık kıtada geçen İslam'ın temellerine yapılmış saygısızlıktır. Canla, başla alınmış bu toprakların üzerinde inleyen ezanı susturmak kimin haddine? Evet, bizim imanımız için toprağa düşenlerin toprakları üzerinde bugün sanki ezan okunmuyormuşçasına yapılan ahlaksızlıklara devam edildi. Alparslanların, Fatihlerin, Akiflerin memleketinde Bilal'den sürüp gelen haykırışı umursamadılar. Her ne kadar bazı kimseler ezanı ıslıklamadıklarını söyleseler de bazı kimseler hem ezanı ıslıkladıklarını hem de kainatın yaratıcısına kafa tuttuklarını söyleyecek kadar alçaldılar. Dur orada, haddini aşma. Ne gariptir ki bu hadsizliği yapanların hepsi de bir ezanın ardından okunan sela ile gömüleceklerdir. Sizler istediğiniz kadar ıslıklayın, istediğiniz kadar bu yolun önünde durun. Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan ezanı susturamayacaksınız. Bu milletin bu büyük değerini ayaklar altına alamayacaksınız. Ezan Allah'ın nurundan bir nurdur. Allah Kur'an'da buyuruyor ki onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, güneşi söndüremezsiniz. Evet, İslamiyet bir güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gözünü kapayan ancak kendisine gece yapar. Mezara girdiğinizde eyvah aldandık, şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik, ozan sebebiyle bütün zayi ettik dememek için ve 50 sene sonra bu kemali neşe ile gülen ve eğlenen zavallılardan 50'den 5'i beli bükülmüş 70 yaşlı ihtiyarlar gibi 45'i mezaristan'da çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler zıtlarına intilap etmiş olacaklar. Bugünkü gülmeleriniz, ıslıklarınız, bağırmalarınız cehennemde yankılanmaması için hakikate dönün.